hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Ve bugün Bookstagram arkadaşlarımla beraberim. Kendinizi tanıtın sıradan. Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur, Adana Yağmur olan. Ben Yasemin, Yasemin'le. Ben Sintem, kitap okuyan bir hayal. Ben de Begümay, Artemis Denizim. Daha Yasemin yok. Daha berbat yapamazsın. Bu videoyu yapma amacımı anlatıyorum. A'dan Z'ye Booktag diye bir şey var. Ancak bunun bir Türkçesi mevcut değil. İngilizcesi mevcuttu ama ben oturdum A'dan Z'ye tek tek bütün soruları Türkçe bir şekilde yazdım. Buradaki olayı anlatıyorum size. A harfiyle ilgili başlayan ve kitaplarla ilgili bir soru. Sonra arkasından B harfiyle başlayan ve yine kitaplarla ilgili bir soru gelecek. Sürekli ve biz de bu sorulara cevap vereceğiz. Eğer bu A'dan Z'ye bu tek kullanmak isterseniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beni de etiketleyin, ben de göreyim. Burada çok özür dileyerek sesim gidiyor. Aynı gün içinde çektiğimiz 3. video olunca. Sesi kısıldı kızım. Gerçekten. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Yes. Tamam, ilk soruyla başlıyorum. A harfimiz. Ağlamaktan içimin çıktığı kitap. Çok saçma olacak. İskoç kaçamı. Romantik komedi bu arada. Ağlamaktan bayağı sabaha kadar falan ağlamıştım yani o kitabı okurken. Çok çok sandımdı. Ben de beklemiyordum. Çok saçmaydı. Benim kitabım Divergent serisinin, yani uyumsuz serisinin 3. kitabı olan Yandaş. Lise dönemimde okuduğum için bir gecenin tamamını o kitabın sonuna ağlayarak geçirmiştim. Benim travmamdır. Ben düşünsem daha bulurum büyük ihtimalle ama Sahte Krallık diyeceğim. Ağladın mı o kadar önce? Çok ağladım. Ve biliyordum da ne olacağını. Ona rağmen ağladım. Çünkü güzel yazılmıştı bayağı. Evet, güzel yazılmıştı. Benim de en sevdiğim kitap olan Neredesin kitabı. Bu sorunun cevabı olacak ama şöyle bir şey var. İlk okuduğumda normal ağladım ama her okuduğumda ağladığım için en çok onda ağladım sayılıyorum bence. Hangi kitapları mı duymadım? Neredesin kitabı Mike Levin'in. Benimki de hiç şaşırmayacağınız üzere Apollo'nun Görevleri serisinin 3. kitabı Yalan Dehli. Orada çok trajik bir olay oluyor. Ona bayağı ağlamıştım. Hatta kitabın kendisi yamuk yıllık yani. Kıyamam. Baskısına bayıldığım kitap. Baskı dediğin şey mi? Görüntüsü yani. Görüntü. Kalitesi. Kalitesi. Kapağı. Gümüş yürek. Evet, doğru. Türk baskısı olmak zorunda değil. Görsel olarak hani hoşunuza giden bir kitap. Illum Crate miydi? Neydi onun adı? Evet. Özel kitap şey serisi yapan bir şey var. Onunkiler çok güzel oluyor. Fairy Loot da var. Size grubu atıyorum ya sürekli. O da güzel ama ben buna Fort Wing'in yabancı baskısı diyeceğim. Çünkü sayfa kalitesi falan aşırı iyiydi. O yüzden direkt onu söyleyeceğim. Ben şeyi çok beğeniyorum. Çok alakasız bir şekilde. Tolkien evreninden yemek tarifleri. Aa evet. Çok güzel yani. Hiç denedim yemek tarifi. Evet ama muhallebi gibi bir şeydi yani. Çok da bir numarası yoktu yani. Benim de Anne Frank'in Hatıra Defteri'nin şey var. Çizgi roman versiyonunun kalitesini çok beğenmiştim. O çok güzeldi gerçekten. Türkçe mi? Evet, Türkçe. Benim aklıma şu an şey geldi. Karanlık Çağ mıydı? Bu Pierce Brown'un çıkan son kitabı işte. Altın renkli olan aşırı güzel. Bu işte Kızıl Yükseliş serisinin kitabı. Okey. Kızıl Yükseliş'in kapağı kadar güzel değil ama. Evet değil. Ama kötü de değil bence. Evet, aynen. Can sıkıntısından baygınlık geçirdiğim kitap. 9. Ay pardon, ben de sıralama bende değil, özür dilerim. Bu arada evet. Tamam, 9. cemiyet. Benim de o ya. Bence dili de bu arada çok durgun. Ya ben aslında Leigh Bardugo'nun yazımını severim ama mesela o kitabın dili değildi o. Aynen, aynı fikirdeyim. Peki bir şey soracağım. Yarım bırakıyor musunuz kitapları sıkıldığınızda? Hayır. Ben bırakıyorum. Eskiden bırakmazdım, ben artık bırakıyorum. Acı çek böyle sürünene kadar devam ediyorum. Artık geberdiysem bırakıyorum. Benim de şey, Harry Potter'ın 5. kitabı Zülmüdaka Yoldaşlığı. Uzun diye mi? Ya uzun diye de hiçbir şey olmuyor. Hakikaten olmuyor. Ya. O Zülmüdaka Yoldaşlığı'nın tek olayı sonda olan şeyler. Onun haricinde hep böyle bir diktatörlük rejimi var Hogwarts'ta ve onu okuyorsun. Sıkıcı sınıflar, işte gıcık öğretmenler falan. O yüzden çok sıkılmıştım. Benimki de John Green'in ilk aşkıydı. Aa, ben onu çok seviyorum. Ben okudum en kötü şey falan. Nesini sevmiyorsun, nesini seviyorsun? Adam aşkı kendisi böyle mühendis gibi bir şey metot haline getirmeye çalışıyor. Grafik yani, ve formül hallerinde ilk aşkını bulmaya çalışıyor. Evet. Ve çok böyle olay örgüsü yok. Aralarında çok gereksiz inside joke'lar var. Hani gerek yok. Bak benim bu bir de şey, normal insanlar. Evet. Hiçbir şey olmuyor yani. Evet, evet. Normal insanları çok fazla kişi öneriyor Damla. Kanka ben de öyle okumuzda olan insanlar. Vallahi özellikle ben de o yüzden okudum. Çok beğeniyorlar bilmem ne, dizisi falan çekildi evet, yani. Evet. Ama hayal kırıklığıydı benim için. Ben okuyacağım ya, merak ediyorum.
Oku. Belki okuyorum. Benim için zamanı da doğru değildi. Belki şimdi evet, okusam severim bilemem ama. Buldum burada Gölge ve Kemik. Doğru. Serin Gekhan'ı seviyorum ama ilk kitap çok basitti. Evet, ilk kitap bayağı basit. Çok çok basitti evet, yani evet. Ve sıkıldım ama seriyi seviyorum. Karar Meclisi serisini açtım zaten. Bilmez yoğun bir şey olsaydı o kitap çok can sıkıcı olurdu. Çünkü ben sadece ordu sistemini anlayana kadar bile yani canım çıktı. Sürekli başa dönüyorum. Başında yazıyor bile malı anlatır gibi. Dönüyorum ikinci ordu. Çıkacağına en heyecanlandığım kitap. Ama bu geçmişteki bir şey de olabilir. Geçmişte çıkacağına en heyecanlandığınız kitap ya da şimdi şu an çıkacağına en heyecanlandığınız kitap. Aşk Uyanır'ın son kitabı. Ben hiç böyle bir heyecan yaşamadım. Sadece ilk heyecanım var. O da Kum Kurdu serisi çocukken. Ya. İlk okuduğum kitap Kum Kurdu'ydu. Ve o zamanlar Kum Kurdu'nun ikisi ve üçü çıkmamıştı. İkincisinin çıkacağını öğrenince çok heyecanlanmıştı. Ve annem gidip ilk baskısını alıp gelmişti. Karabağ serisinin devam serisi olan Once Upon a Broken Heart serisi. Ama hala okumadım. Benim bu ne biliyor musunuz? Azizlerin Yaşamı. Kim? Azizlerin Yaşamı. Ben bunu konuşmuştuk hatırlıyorum. Evet. Yani böyle ek kitap gibi bir şey. Gershavar evrendeki dini bir kitap. Aynı bir şekilde çıkardılar ve çok güzel bir kitap. 16 gün bekledim ve 2 saatte gömdüm kitabı. Oh, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Benim şey, ben şimdi Percy Jackson serisiyle büyüdüğüm için her senede bir kitabı çıktığı için onu böyle çok hevesle beklerdim. Çok her güzel tatlı bir olay. Ama bir de şu sıralar şeyi bekliyorum. Daydream'i bekliyorum. Hmm. Hannah Grace'in. Ha. Senin okuma zevkin ne kadar... Gelpaze çok geniş. Evet. Daha iyi çok az aşk okudum dediğim kitap. Daha? Ben soruyu anlamadım. Daha iyi çok az aşk okudum. Ne? Yani bundan daha iyi bir şey okumadım. Aşk ama. Aşk anlamında. Aynen. Daha, İçindeki aşktan daha iyi başka bir şey okumadım. Ben böyle bir şey okudum soruyorum. Geçenlerde bunu söyledim ya. Gerçekten. Hangi kitapta? Gerçekten bunu söyledim. Arkadaşlar bu sorunun tek bir doğru cevabı var. Başka dilde aşk mı? Hayır. Ha, o da sayılır ama o değil benim aklımdaki. Söyleme en son söyleyeyim. Hayır ben bir anlamadım. Söyle de konuşalım. Hayır söylemedim. Söyle. Outlander serisi. Aa evet olabilir. Ben ilk sıraya koymam onu. Ben okumadım ama olabilirdi. Ben çok net ilk sıraya. Ben şeyi çok seviyorum bu arada. Aklıma geldiği için yüksek sesle düşünüyorum şu anda. İnej ve Kaz'ın arasındaki dinamik. Evet. Bin Parça Sen serisindeki Margaret ve... Çok oldu okuyalı ama minik bir hemen sevim Paul hem Margaret ve Paul. Neden? Çünkü paralel evrenlerle ilgili ve bu iki karakteri bir sürü paralel evrende okuyorsun ve hani nasıl hayatlarının nasıl farklı durumlarda olsa ne durumda olacaklarını okuyorsun. Hani bazılarını sevgililer, bazılarını sadece arkadaşlar ama çok böyle hepsinde farklı farklı durumlar. Aman. Ve çok tatlılar. Ben de yok ben bulamadım bu arada. Ben de bulamadım ya. Nasıl ya? Ya. Hiçbiri bana yetmiyor. Off Campus'tan falan olabilir belki. Onlar zaten romantik komedi. Romantik komedilerin çiftleri hiçbir zaman bana çok fazla geçmiyor. Sen dram romantik mi? Fantastik olması lazım. Böyle biri biri için dünyayı katledecek falan anladın mı? Aileen ve Rowan. Gibi ama onlar da değil işte. Ben senden. İlişkiyi ve aşkı bu söylediğim, ilk baş söylediğim, en sevdiğim kitap olan Neredesin'den öğrendim. Oradaki çiftleri ama onlar öyle hani şey mutlu sonla biten ya da ne bileyim hani bir şekilde işleri yoluna koyan bir çift değillerdi. Çok daha farklı bir çeşit tipler ve çift durumu vardı. O yüzden olmaz. Ve şu an aklımda olan o kitabı bulamıyorum. Dilimin ucunda ama söyleyemiyorum. Neden pas geçeceğim bu soruyu? Ben de pas geçeceğim. Hiçbir şey bulamadım. Evet. E harfindeyiz. En sevdiğim tür. Fantastik. Bir fantastik. Romantasy. Ya bir şey söyleyeceğim. Düz kitap türü diye bir şey var. Normal edebiyat fiction. Yani fiction değil. Ya yani hayır yani ülke edebiyatları dolayısıyla non-fiction o zaman. Modern klasik bir tür değil midir mesela? Efendim? Modern klasik bir tür değil midir? Contemporary. O da klasikleşmiş oluyor gene. Contemporary fiction olabilir mi? Yani bugün yazılan, gerçek hayatta geçen, çok normal bir şey aynen, anlatan bir kitap. Yani ben okeyim onlara. Yani. Ben yasaya tarihi kurgu falan da derdim. Tarihi kurgu da olur şu evet. Gerçek hayatta yaşanmış bir şey. Yani yaşanmış. Ben de yaşanmış. Ben bunu ne diyeceğim bilmiyorum. Benim hangi türü okuduğum tartışılırken ben. Klasik mesela bir tür müdür? Ya. Bence tür sayılır. Klasik. Yani. Ya klasik bir tür sayılabilir ama şey diyen klasimsi yazmak diye bir şey yok bana kalırsa. Evet. Yani klasik belli bir kitabın zamanında çok ya yani her yaşa hitap etmiş olduğu için kültleşmiş olması gereken yani bir zaman diliminin geçmesi lazım bir kitabın klasikleşmesi için. Filmin en çok beğendiğim kitap. Aa çok güzel sorular bulmuşsun kız. Teşekkür ederim. Bayıldım.
Güzel güzel sorular. Ateşi yakalamak. Kişi izan. Narnia günlükleri. Aa, Yüzüklerin Efendisi. Yok ya buraya. Nimona. Narnia günlükleri. Tamam. Yüzüklerin Efendisi ve Narnia günlükleri. Onu söyledim. Okay. Aynı cevabı verebilirsiniz. Evet. Okey. Ya bir de şey yapalım. Oo, otomatik portakal. Otomatik portakal çok iyi. Ben işte bir fikir değişikliği yaşıyorum. Alice Arkalar Diyarında. En sevdiğim film çünkü. Ama Alice Arkalar Diyarında kitabı çok benzemiyor ama film inanılmaz güzel. Evet, işte, o yüzden filmi de aşığım. Çok ya. Çok haklı. Kere falan izlemişimdir gerçekten. Evet. Çok her yıl izlerim. Ben yani. Hala düşünüyorum nasıl. Yok düşünmüyorum. Ben başından beri karar verdim. Ha, söyle. Öyle o zamanlar derneği. Aa. Bu arada ufak bir bilgi, bizim grubumuzun adı Öyle o zamanlar. Dizi ötesi betaydı, sonra Öyle o zamanlar derdi oldu. İyi manifest değil ama. Aynen. G harfine geçiyorum. Güzel bulmadığım bir kitap kapağı. Nereden başlasam? Yeni çıkan Vals kitabı demek istiyorum. Ay evet. Marka söyleyebiliyor muyuz? Söyle. Ya Can Yayıncılığın bu modern kitap tasarımını çok beğenemiyorum. Klasikleri güzel oluyor ama. Ben minimal kapak sevmiyorum. Şekiller falan, renkler. Sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Yani güzel yapılırsa ya mesela oluyor. Mesela şey, bilim kurgu klasikleri çok güzel. Evet, klasikleri çok güzel. Ama doğru, aynen onlar güzel. Ya benim dediğim böyle daha çok kübizm falan gibi. İşte Can öyle işte. Dex'in birçok kapağı. Tam ama örnek mesela söyleyecek olursam Penelope Douglas'ın kitapları olabilir. Günah Davet Seyir. Evet, evet. Tam o aklıma geldi Yağmur. Ay bir şey söyleyeceğim. Böyle kapağımda üstsüz erkek. Ay evet. Dex'in özellikle... Bir, zaten orijinal kapak basmıyor. Kötü basıyor ayrıca. Ayrıca da bazılarını da parlak, bazılarını mat basıyor. Evet. Aynı seri. Just why. Evet, evet. Bir de aynı seri. Keyfi. Mesela birinci kitap şey mat. Ya ikinci kitabı da parlak basalım ya. Ne olacak yani? İkinci kitabı cinsiz basalım. Aynen. Bir tane meme var ya böyle dart. Güzel bir şey atıyorum. Hangisini yapsak acaba? Onun gibi. Hiç hoş gözükmüyor. Hiç o vibe vermiyor. Kameraya da göstereyim. Ha, size göstereyim parça. Ben okuyayım bu arada. Kitabın konusuyla uyumlu olan kapakları seviyorum. Evet. Mesela İş Bankası'nın otomatik portakalının kapağı o kadar muhteşem ki. Yumuşak G'ye geçiyorum. H harfi. Hak ettiği değeri görmediğini düşündüğüm kitap. Muhalifler serisi. Kazananın Laneti serisi. Arkadaşlar o seri ilk şey Enemies to Lovers'ı ilk çıktığı zamanlar sen falan. Sen bunu izleyip bu arada söylüyorsun. Evet evet. Ben bunu her yerde reklamını yapıyorum. Kesinlikle alın okuyun yani. Ve benim de öyle Muhalifler serisi var. Patlayacak şimdi. Masaldan önce Melete. Evet. Evet. Baskısı bitti bu arada. Ben nasıl bulacağım hepinize bilmiyorum ama hepinizin gerçekten okumasını istiyorum. Masal Öte Melete, bir de Şevlemişi Güzel'in Ağaçtaki Kız kitabı. Hocam ben de Haşhaş Savaşı demek istiyorum. Türkiye'de susmalı, yurt dışında okey ama Türkiye'de evet. Yok yani. Okuyun, okumuyorsunuz. I harfine sadece tek bir kelime yazmışım arkadaşlar. Izdırap. Ben çektiğim kitapları çok okumuyorum. Okey. Izdırap ben de okumuyorum bu Izdırap arada. Izdırap mı? Ha, okay. Solundan mı? Üzülüyor muyuz yoksa kitap o kadar kötü ki can mı çekişiyoruz? Hayır, üzülüyorsun. Hakikaten. Abi dersiz bir hayat bu arada. Ben onu çok merak ediyorum ya. Ya kendini seviyorsan onu okumaz. Birincisi ben onu okuyacağım. Çok merak ediyorum Damla'nın kimi. Benim şeyde şu kitap, Kadın Yok Savaşın Yüzünde. Ay evet. Evet o kitap benim için... Ya kabuslarıma kadar girdi o kitap. Ya hala etkisinden çıkamıyorum. 2 sene olacak neredeyse. Ben bu soruya Martin Eden demek istiyorum. Sefalet yani Martin Eden. Kendimi çok fazla örnek almışsın sanki. Benim aklıma gelmiyor. Benim aklıma da gelmiyor. Ben ızdırap çekmiyorum ki. Ben istemiyorum. Ya ızdırap çekmek için kitap okuyayım. Evet. Bizim okuma amacımız farklı. Şeyler hissetmek için. Boys. İyi harfine geçiyorum. İsminin en sevdiğim kitap. Başladım. Çok iyi soru. Çok, çok iyi güzel soru. Yazıyorsun ya. Bayılıyorum. Harikasın. Ben buldum. Bir dakika dur. Ben bu soruya İngilizce olarak bir cevap vereyim. Six of Crows. Muhteşem. İskambil kağıdı gibi. Evet doğru. Six of Crows da kuzgunların, kargaların altılısı gibi. Ben şöyle şafağı ört, geceyi çöz. Aa, bence güzel. Çok güzel. Aa, çok güzelmiş. Bende de şey, karısını şapka salan adam. Çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Ben buna vaat edilmiş yok yer demek istiyorum. Bana sayılır. Çevirisi de güzel. İngilizcesi de çok aynen. Güzel. Aynen. İkinci de güzel. Ben de buna gümüş yürek diyeceğim. Ama yemin ediyorum sen buradasın diye değil yani. Ben bir kere içinde yürek, gönül geçen şeyleri çok seviyorum. Evet ben de bu arada. C harfinde çok seçeneğim yoktu, siz de tahmin edersiniz. Dedim ki Japon edebiyatı favori kitabım. Japon edebiyatı manga sayılır mı? Sayılır herhalde. Çünkü ben hiç okumadım dedim. Sayılır. Yani ha, manga sayılıyorsa. Böyle bir cevap verebiliriz. Yani
yelpazeyi açık tutmak evet, adına. Bence de. Ben manga olarak vaat edilmiş yok yeri söylemek istiyorum. Ben manga olmuş. Olmadan Japon edebiyatından da Nagasaki'nin Çanları demek istiyorum. İnsanlığımı yitirirken. Ha. İnsanlığımı yitirirken çok ağır bir kitap ve bence benim favorim değil. Yok bu arada neyse o kadar ağır değil bence yani yeraltı edebiyatı şeyinde klasmanında senin için ağır değil aşkım. Manga olarak Kara Kahyar en sevdiğim manga serisi. Japon edebiyatı olarak da Galaktik Demiryolu'nda Gece. Çok seviyorum onu. Onu okuyacağım ben. Ben de sanırım. Çok heyecanlandım şu an. Ben de olduğu için ben de okuyayım hemen. Ben Jujutsu Kaisen diyeceğim galiba. Çok okay. Basic denir ama hani. Ben Made in Abyss diyeceğim sanırım. Ama Witcher at a Liar da çok güzel. İkisini çok seviyorum ama roman olarak bir şey seçebileceğim kadar çok okumadım hani. İnsanlığımı evet. Yitirirken falan okudum ama onu seçmek istemiyorum. Tamam. Kendimi evimde gibi hissettiren kitap. Çok güzel bir soru. Evet. Açlık oyunu. Marislerin oyunu. Ay çok güzel bir soru. Evet. Ben bu soruya Narnia günlükleri diyebilirim sana. Evet. Ben de aklıma o geldi bu arada. Benim cevabım da çok belli. Hobbit de diyebilirim bu arada. Senin Percy Jackson. Evet. Benim için Kaynak Kafe. Mısır Edebiyatı kitabı da kendisi. Severim. Şey bir kafede geçiyor bu arada ve hani öğrenci işte normal insan hani kafede toplaşıp hükümet hakkında konuşuyorlar. Çok evimde hissettiriyor. Konu bu ve şey ortam hoşuma gidiyor. Hani her insanın oturabildiği yerlerde geçen kitapları ben severim. İşte otel olur, kafe olur, ne bileyim ne olabilir başka aklınıza gel. Tren olur, hani toplaşım olur. Hani her tarzdan, her statüden insanın bir araya gelebildiği toplu mekanlarda geçen kitapları severim ve Karnak Kafe ne hoşuma gitmişti yani. Benim sanırım benim de şey yani Rick Riordan kitapları. Evet, genel olarak aynen. Ben de Gölgenin Efendisi demek istiyorum bu arada. Aşk oyunları şakaydı. Yani seviyorum da o kadar değil. İçimde yaşamam. Bu arada hükümet hakkında konuşmak ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim de ondan ona gönderme yapmıştım. Çok önemli bir şey değilim. Evet, bir sonraki soru için duruşumu bir düzeltiyorum. Arkadaşlar bu bir boşluğu doldurun sorusu. Tamam. Tamam mı? Linç yemeyeceksem nokta nokta nokta. Ooo. Linç yemeyeceksem. Ooo çok güzel. Linç yemeyeceksem kitap tanıtımlarının çok seksüelize edilmesi mi denir? Evet. Yani çok böyle erotiğe kayması çok beni artık rahatsız ediyor. Hı. Yani hı. İçinde smut olabilir, artı 18 sahne olabilir ama bununla tamamen kitabı var etmek çok yanlış bir şey bence. Linç yemeyeceksem romantik komedi ve gençlik edebiyatı tarzı kitaplar okurken edebi şeyimi köreldiğini hissediyorum. İçemeyeceksen Brayson'ın abartıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Ne Brayson? Ben de düşünebilirsin. Brayson. Kendiler bir günler sorayım. Yani abart. Yabancı mutfakta aşırı abartılıyor. Evet doğru. Ve uzun zamandır yıllardır. Evet. Yıllar hani bitmiyor hype'ı bitmiyor adamın yani. Linç yemeyeceksen bu mate olayı, eşleşme olayı evet. Artık gıkının çıktığını düşünüyorum. Bence de evet. Ben linç yemeyeceksem... Derin bir nefes. Nefes alıyor ve yedi. Linç yemeyeceksem yazılan her sahnenin kitapla bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Bazı sahneler yazarlar tarafından sadece edit yapılsın diye ekleniyor. Ben aşırı rahatsız ediyorum. Gerçekten. Ben aşırı rahatsız ediyorum. Modumu en yükselten kitap. Konuşun çocuklarım. Siz de var. Evet. Yükselten kitap yok. Romantik komedi. Kesinlikle romantik komedi. Bayılırım. Of Campus serisi olsun. Sports romance olsun. Bayılırım hepsine. Begüme'ye katılıyorum. Bu video inanılmaz şey bir kitap önerisi videosu. Evet. Her şey var. Kesinlikle. Çok sevdiğim kitapları bir daha okumak. Yani böyle hani aşırı aşırı sevdiğim şeyleri tamam. bir daha okumak. Peki hangi kitaplar? Örnek işte Percy Jackson serisini bir daha okudum. Kara Kahya serisini okuyorum. Ve hani biliyorum neler olduğunu ama hani okurken şeyim böyle hani. Damla o kadar düşmanlık değil hani... ki bu şeye. Var aslında. Küçük Kadınlar belki. Ha evet. Küçük Kadınlar çok minnoş bir hikaye. Ben romantik komedi deyip geçiyorum. Benim böyle bir şey yok. Ben şey seviyorum. Modumu kitaplar konusu yükseltmesi. Hani yeni aldığım kitapların arkasını okumayı, ne bileyim etiketlerini sökmeyi falan seviyorum. Ben modumu yükseltiyorum. Atesan Tezahüratı okurken öyle hissetmiyor musun? Hayır. Ama mod yükseltmek gibi hissetmiyorum. Yani keyif çok keyif alıyorum ama modumu şey olmuyor. Yani mesela ben şöyle söyleyeyim. Üzgünken
gidip Şebnem Şükürzey'in Ağaçtaki Kız kitabını bakıyorum. Ama hiç mod yükseltici bir kitap değil ama sevdiğim için bakıyorum mesela. Sen biraz da konfor arıyorsun ama. Bilmem alabilir ya da Karnak Kafe'ye bakıyorum falan. Hani. N harfine geçiyorum. Nefret ettiğim kitap karakteri. Ama gidip de mesela Sauron demeyin yani. ben zaten kötü olan biri olmadı. Aynen. Ben dürüst olayım mı? Emin misin? Evet. Ben dürüst oluyorum. Tamam. Asel diyorum ben buna. Sena Nur Işık'ın Asel kitabındaki Asel karakteri. Gece Nikah serisinde Doruk adında bir karakter var. Son hani 4. kitabın sonlarında az çok belli tutulur bir yanı oluyor ama bütün seri boyunca şeyim hani uzak dur. Nefret de çok güçlü bir kelime ya. Evet bence de var. Ben söyleyebilir miyim? Yok bence ben çok güzel oldu benim. Benimki de ben de çok memnunum. Evet Yağmur. İçi Boş Yeminler'deki ana kız karakter ama. Brie evet Brie. Ha, ismini unuttum diyecektim Brie. Ben buna şey de diyebilirim ya ama nefret etmiyorum mesela. Phantom Etkisi Alessa sevemiyorum. Ama nefret etmiyorum. Benim verdiğim cevabın kötü yani evil bir karakter olmasa da bir alakası yok bu arada. Hani kötü karakterlerse övecek değil. Bağdıramamış olmak da aslında bir etken. Ben sadece katlanamamak ya. O karakteri okumaya katlanamıyorum. Evet, aynen. Evet. Bana geçmiyor ya da işte mantıksız geliyor gibi düşündüm ben. Yani kötü karakter gibi düşünmedim mesela. Ben de öyle düşünmedim. Benimki de şey. Yere yakın yıldızlar uzak. Bestegül müydü kızın adı? Bestegül galiba. Ama ben gerçekten kızı bayağı katlanılmaz buldum. Ya ben yaptığı modası geçmiş şeyler olsun, espriler olsun, konuşmalar olsun ben hiç hoşuma gitmedim. Ben bu soruya çok güzel bir sürü cevap verebilirim ama şu aklıma gelmiyor. Buraya bir yer eklerim büyük ihtimalle. O harfine geçiyorum. Okuma alışkanlığı kazandığım kitap. Küçük Vampir serisi. Bir çizgi romanları. Harry Potter serisi. Ve neredesin? Ve neredesin? Her sorunun cevabı artık neredesin? Şimdi annem bana neredesin kitabını 6. sınıfın yazında verdi. Ben onu bitirdikten sonra Harry Potter serisine başladım. Tuzlu buz, tuzlu buz ne ya? Üstüne tuzlu biber oldu. Pardon. Sonra gerisi geldi. Benim şey, Enid Blyton serisinin Adada Macera. Aa ben onu çok seviyordum. Aa ben çok güzel. Yani. Evet evet. İlk kitabı okumuştum. Enid Blyton'un çocuklardan nefret ettiğini biliyor muydun? Evet biliyorum. Çok şaşırdım. Kadın sadece çocuk kitabı yazıyor ve ama çocuklardan nefret ediyor. Akilisun şarkısı benim yeni. Nasıl? Bayağı 19 yaşında falan ben düzen okumazken. 3. sınıfa gidiyordum. Annem dedi ki vampirli kitap. Seversin. Evet. Öncesi ve sonrası olarak hayatımı ikiye bölen o kitap. Anne Frank'in hatıra defteri. Anne Frank işte günlük yazıyor. Yani Yahudi olduğu için işte saklanıyor bir yerde ve o sırada günlüğünde yazdığı yaşındayken ben o kitabı okudum. Ve benim 100 sene önce benimle aynı yaşta olan bir kızın yaşadıklarını okumak beni çok şey yaptı, etkiledi ve hayat görüşümü çok şey yaptı, değiştirdi. Ben söyleyeyim. Aşk Oyunları. Benim Kızıl Kreçe serisi. Çünkü ben arada bir kopmuştum. Sonra Kızıl Kreçe'nin ilk kitabını okudum. Daha sadece ilk kitap çıkmıştı. 40 liraydı. Ve o kadar pahalı olduğu için çok zor almıştım. Ve babama böyle bütün eve giderken babama daha geçtik dedi ki bunun için altın mı koymuşlar? Nasıl bir olabilir falan. Ama ondan sonra tekrardan kazandım ya. O kopmuşları ve o tamamen geri getirdi. Benim cevabımı biliyorsunuz bence. Öreceksiniz. Benim bu Dikenler ve Güller Sarayı ya da Akilios'un şarkısı. Biri Bookstagram açmama vesile olan kitap. Akilios'un şarkısı. Dikenler ve Güller Sarayı da artık gerçekten fantastiğe girişim. Evet evet. Dikenler ve Güller Sarayı bence genel olarak hem yurt dışında hem Türkiye'de çok fazla okuma alışkanlığı kazandırmış bir kitap yani. Gerçekten bence evet. Özellikle biraz daha büyük yaşlar için. Evet doğru. Ki şeye de çok eminim ha. Şu an okusam büyük ihtimalle hiç sevmem. Evet sevmezsin. Aa gerçekten mi? Evet. O zaman okumayayım. Hayır. Oku. Sevdiğim bir tür olmaz. Damla için söyledim falan. Kenan ve Güller Sarayı sevmez misin şimdi okusan? Doğru. Ben ilk kitabı sevmem okudum. Ama ikinci, üçüncüyü iki severim. Ay ben de aynı fikirdeyim. P harfi. Pek çok kez okuduğum kitap. Ne? Ağaçtaki Kız, Notre Dame'ın Kamburu, bu kadar. Benim Küçük Prens. Ben var. Küçük Prens. Tokyo Ghoul serisi. Çünkü komple bütün seriyi. Sayılır. Yani şöyle, ilk iki kitabı okudum, devamı çıkmamıştı. Sonra bir 6-7 çıkmıştı. Baştan başlayıp 6-7'sini okudum, bıraktım. Sonra bir 15 tane çıktı. Baştan başlayıp 15'ini okudum, bıraktım. Sonra tamamlandı baştan. Dizi izler gibi. Böyle aynen. Her seferinde baştan başladığım için birinci kitabı 5-6 kere okumuştum. Okumuşumdur rahat yani. Böyle. Ama hala sonunu okumadım. Bir kez daha baştan başlayacağım sonraki kitabı. Hiç öyle kitapları tekrar tekrar okuyan bir insan değilim. Ben de değilim. Ben de değilim. Çünkü ben çok net hatırlıyorum. Olamazsın bu arada. İstesen de olamazsın. O yüzden okurken sıkılıyorum ama
Böyle keyfim yerine gelsin istediğim zaman hep açıp anlaşmayı falan okuyorum Ofkan Usta. Ama şey bu baştan sona değil. Sevdiğim yani sahneleri aynen. You baby. Benim cevabım Veronica Roth'tan Divergent yani Uyumsuz serisi ikinci kitabı olan Kralsız. Çünkü orada bir sahne vardı ve ben o sahneyle kafayı bozmuştum. Tobias'la mı alakalı? Evet. Hangi Tobias sahne? Serisinin arasındaki bir çekim sahnesi vardı. Şey kızı kaçırdıkları Tobias onu kurtarmak için geldi ama Tris'in öldüğünü zannettiği sahne. Ve o sırf o sahneyi tekrar okumak için nedense o sahneyi ve bölümü tekrar okumak yerine kitabı en baştan tekrar okuyordum. Çok mantıklı. Ben kabullendim. Ondan fazla kere okudum bu arada. O zamanlar çok kitabım yoktu çünkü. Ben de şey sandım dövme gösterdiği sahne. Tamam, R harfine geçiyorum. Reading Slump'tan çıkaran bir kitap. Romantik komediler. Aynen, romantik evet. Komediler. Gizli Bahçe. Gerçekten. Evet. Baya kalın bir kitap. Çok güzel bir kitap. Okudunuz mu? Okudun mu? Ben okumadım ama okuyacağım. Kalın bir sadece onu çok güzel. Tam Reading Slump'tan çıkaracak bir kitap bence. Benim için asla ders almayacaklar diye bir kitap. Hayatımda en kısa sürede okuduğum kitap olabilir. Yani bir gün içinde okudum sonra ki ben hayatta bir gün içinde kitap okuyamam. Ben bir öneri daha bulunabilir miyim? Hı-hı. Pegasus kitaplarının birçoğu kalın sayfalı olduğu için elinde tok duran ama hızlı akıp giden, hı-hı, kitaplar. Evet. Aynı zamanda satır aralıkları ve kelime aralıkları da aynı şekilde çok güzel dizayn edildiği için Reading Slump'tan çıkarma formatına sahip olan kitaplar oluyor. Hı-hı. Bence Akatar'da bu örnektir. Ben şey de diyeceğim, 50 sayfalık böyle zıvay kitapları var. Hı-hı. Bir kitabı bitirmenin ve hemen bir başkasına başlamanın verdiği haz da çıkarır. Evet, evet, doğru. Senin ses iyice gidiyor bu arada. Benim sesim gerçekten gidiyor. Damlayı seslendim. Mikrofona konuş. S harfi, sevmemenin mümkün olmadığı kitap. Yani kim okursa okusun bu kitabı beğenir dediğiniz o kitap. Benim cevabım net bu arada. Hayata röveş atı çeken adam. Çünkü yaşlı bir adamın tekrardan birazcık böyle çocuklarla ve komşuyla hayata dönmesini anlattığı için ya da bir tane kediyle beraber. Ya. Bence sevmeyen olmaz o kitabı. Dilek Sihirbazı da böyle bir kitaptı. Bence o da olabilir o zaman. Ya şey gibi, Yukarı Bak animasyonu var ya. Onda hissettiğiniz şeyi mesela hayata röveş atı çeken adamı okurken hissediyorsun. Çok öyle bir hikaye. Ben yine söylediklerimi söyleyeceğim ama Şimşek Hırsızı bir kere. Beyin açan bir şey bence. İkincisi Kazanan Lanet. Çünkü onun içinde çok iyi, enteresan bir şekilde betimlemeleri çok güzel. Söz oyunları çok güzel ve çeviri metin olmasına rağmen çok güzel yani. Okay. Ve şey de distopya evreni de çok güzel. Ama hafif distopya, ağır distopya evet, değil. Evet, çok ağır distopya değil. Ben şu an bulmaya benim böyle bir cevabım yok çünkü hiç kafam öyle çalışmıyor. Yani herkes farklı olabilir diye her şeyi eleyip duruyorum. Duman ve Kemik'in Kızı serisi. Bence son kitap bunun sonu için değil ama genel olarak seri için bence genel olarak fantastik okumayı seven herkes kesin sever. Ben hiç sevmemiştim o seriyi. Ha nasıl evet. Ya? Bayağı çok sıkılmıştım okurken ama ana karakterin ismi çok güzeldi şu an. Karol. Şey harfi, şans eseri okuyup bayıldığım kitap. Evet, tamam. Bir kimya meselesi. Benim Masaldan Öte Medet olabilir. Şans eseri değil ki, Yasemin okuttu tamam, onu sonra. Tamam işte, Yasemin okuttu. Aslında benim hiç planım yoktu böyle bir şey ve kitabın varlığından bile haberdar değildim. Ne Yasemin okudu ve çok beğenmiştim. Yani direkt belli. Ağaçtaki kız. Ama onu çok kez söylediğim için. Neredesin? Ağaçtaki kızı şöyle oldu. Ben romantik bir şey okumak istiyorum dedim. Çünkü hiç romantik bir şey okumadığımdan. Ve arkasında şey yazıyor. Bu iki deli gencin hikayesi. diye arkasında bu yazı dedim. Alıyorum yani. Böyle, aynen böyle oldu. Ama yani şans eseri başka okuduğum şey var. Piç Osman'ın Pabuçları diye bir kitap var. Osman ama soy ismini hatırlamıyorum adamın. Şeydi, kütüphanedeydi ve ben böyle okula gitmeden önce hemen rorup diye almıştım ve okumuştum. Çok güzel bir hikayeydi. Yani böyle fakir bir adamın biraz hem fakir hem de biraz şey kafası çalışmayan bir adamın naif tavırları. Bir Forrest Gump gibi aslında. onun hayata tutunuşu falan çok güzel bir kitaptı. O şanslara denk gelmişti. Benim Nimona. Çünkü çizgi roman ve hala en sevdiğim çizgi roman. Benim de şey başka dilde aşkı şans eseri okumuştum. Hatta şöyle etrafımdaki herkes okumuş. Herkes çok beğenmiş ama kimse bana önermemiş. Sonra gittim ben, aa dedim bu çok seviliyordu falan, aldım okudum ve bayıldım, çok güzeldi. Benim bir şey daha var aslında, bunu sanırım Lukov'dan Sevgiler. Kimse önermemişti o sırada ve romantik kitap okumayı sevmiyordum. Lukov'dan Sevgiler okudum, o günden beri seviyorum. Hayatımda romantik kitabın varlığını yer etti benim için. T harfine geçiyorum, tanıştığım bir yazar. Bu ekipteki herkes. Hariç aynen. Ya bence Wattpad yazarları genel olarak hariç çünkü sektörden tanışıyoruz. Doğru zaten. Aynen. Tanımıyorum hiçbirini. Benim Polat Özloğlu var. Kendisi hikaye yazarı. Nergis Seli var, çocuk edebiyatında yazar. Bir de Fatma Efe Nergis var. Kendisi tarih kurgu yazarı. Gülten Dayıoğlu. Gülten Dayıoğlu'yla tanıştın mı? Evet. Hatta kendisinin jüri olduğu bir yarışma, yazı yarışmasına da katılmıştı. Kıskandım. 10 yaşındayken Ben Sırf O Kadın Gelecek diye kitap fuarına gitmiştim ama yakalayamadım.
kıyamamıştım. Ya kıyamam sana. Gülten Dayıoğlu benim için biraz travma. Gülten Dayıoğlu bu videoyu izliyorsun. Onun Gizemi kitabı benim için travma sebebidir. Evet, küçükken, çok küçükken 10 yaşında okumuştum ki bence Moğol'un Gizemi böyle 12-13 yaşlık bir kitap. Şey hani çıplaklık sahnesi var ve orada algılayamamış. Yani kim, evet. Kime ne oluyor şu an? Mine Söğüt. Aa, Mine Söğüt'le de tanıştım. Evet, hatta kendisini arayıp harikasın ya. Mine Söğüt, ben söyleşilerine katıldım, çalışmalarına katıldım, aynı sofrada yemek yedik. Bir şey söyleyeceğim, Gülten Dayıoğlu'nun genel kitapları çok travmatize ediyor. Evet. Fadiş dört kardeştiler, ölümsüz Ece'dir. Neler? Sunan'ın serçeleri. Sunan'ın serçeleri benim travmam. Kanka korkunç yani. Travma, travma. Ben de yok. Çok güzelim. Sunan'ın serçeleri benim affettim. Ya dört kardeşler ağlamaktan gözlerim çıkacaktı yani, o derece çok ağladım. Kitabın başına bile yazmışım. Çok ağladım. Ondan bir tadı onu tebrik ediyorum. Kanka dört kardeşler. Sonra anla. Diyorum. 42 dakika oldu. Ben bulamadım bu arada. Ben de yok. Ben de yok. Aa, Eliskova var. Eliskova'nın etkinliğine gitmiştim. Çok tatlı bir kadın. Dünya tatlısı gerçekten. U harfi. Uzun zamandır okumak istediğim kitap. Bahsetme Broken Heart. Değersiz bir hayat. Değersiz bir hayat, Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones. Game of Thrones. Aynen. Yüzüklerin Efendisi. Biz ekliyoruz. Aynen. Hep mesela serisi. Yıllardır istediğim ama türlü okuyamadığım kitap Eragon serisi var ya. Ay evet. Ama artık dublajla devam edecek. Ben de Yüzüklerin Efendisi diyebilirim o zaman. Hiçbiriniz siz söyle demediniz, o yüzden sizi yıkıyorum. Evet, siz söyle. Ben sonra okudum siz çünkü. Siz söyle, Aşaş Savaşı. Evet, benim de ikisi de var. Evet. Ürkütücü bulduğum bir kitap. Sizi gerçekten korkutan bir kitabı istiyorum burada. Halka. Halka mı? Hiç tereddüt etmeden Halka değil. Çünkü geceleri okuyamadım ben o kitabı. Ama filmini gördüğüm için korkutan filminden sahneler canlandı. Böyle onu da geceleri okuyamadım. Benim bunu biliyor musunuz? Holding Cooper'ın V ile başlayan bir kitabı vardı. Verity. Verity olabilir. Ya o ya da Maymun Pençesi ve diğer öyküler. Yağmur onu okumuştu galiba. Okudum ve benim buna soruya cevabım yok. O kadar bir korktuğum kitap olmadığı için. Ya ben çok korku kitabı okumuyorum. Hiç okumuyorum neredeyse ama bir Otomatik Portakal bir beni tiksindirmişti. Mercedes Katili miydi ya, Stephen King'in? Evet. Neydi, öyle miydi? Öyle bir şeydi. Ay, Mercedes ya. Bay Mercedes kitabı. Evet. O mu direkt? Evet, evet, tamam. O direkt. Onu da biraz yapmıştım, tırsmıştım. Benim aklıma direkt Uzumaki geldi. Çok rahatsız edici olduğu için. Manga değil mi? Evet ya. Ben mesela Tony de çok fena bu arada. Ne? Tony. Jujito'nun genel olarak şeyleri çok hadi fena. Ben onu okumuyorum ben orada. V harfine tek bir kelime yazmışım, vasat yani. Tamamen ortalama bir ne? Vasatın üstü. Vasat. Vasat. Sizin için onun üzerinden 5 olan o kitap. Ortalama demek. Orta yani. Aynen. Tamam. Ya da daha önce ben bu kitabı söyledim zaten ya. Kaybedecek bir şeyim yok. Yıldızların Laneti. Hayatımda hiçbir karaktere karşı hiçbir şey hissetmediğim nadir kitaplardan biridir. Yok yani, benim için olmamıştı. Ama evreni güzeldi. Benim ay bir şey söyleyeceğim. Benim için bu kitap ne biliyor musunuz? Buzdan Kıvılcım. Benim için tam orta, hani iyi ya da kötü bir şey hissedebileceğim bir kitap değil. Çünkü benim tarzım değil. Ben de katılabilirim bu arada. Evet yani. Bir de değil, sakın Buzdan Kıvılcım okumayın. Yok, ben bu arada Buzdan Kıvılcım seviyorum. Ben de seviyorum. Ben çok seviyorum. Benim için de Doktor March'ın Dörtoğlu. Bunu, bu kitabı sonunu okuyana kadar herkes önerdim çevremdeki. Çünkü gidişat çok güzeldi. Polisiye kitabı. Gidişat çok güzeldi ama sonu seviyesine püf diye bir düşürdü yani. O yüzden vasat vermişim. Ben diyeceğim bu arada. Yazarın ismini yanlış söylüyor olabilirim ama Riley Sage'den Kurtulan Kızlar olması lazım. O benim için çok kalmıştı. Benim aklıma geldi. Raven Book'u geldi. Ben yeni okudum. Tamam, beğendim bu kitabı. Ben de. Ha, ben de. Ama şöyle ben de bir mitoloji karakterlerin bazılarının yansıtılışlarını sevmedim. Bir de betimleme çok azdı. Bunu zaten yazarlık konuştuk bu arada. Söyledim kendisine. Evet evet. Mekan betimlemesi hiç yoktu. Ben de söyledim. Evet, ondan dolayı ben de ortalama kaldı. Y harfine geliyorum. Yanlış zamanda okuyup zevk alamadığım kitap. Çok güzel soru. Beyaz Diş. Aa, bu da. Beyaz Diş benim için bu kitap. Bir de Eğer Kötü Olsaydık olabilir benim için. Benim için Körlük. Ben bunu, bu kitabı bir ayda okudum. Ama normalde benim için 3 günlük bir kitap yani. Ve çok az şey hatırlıyorum. Hatta bir daha okumak istediğim kitaplar arasında. Benim canım Holly Chase'in Öteki Hayatı. Aşırı ilgim çeken bir kitap hala. Ama okuduğum sırada panik ataklar geçirdiğim bir dönemde ve kitaptaki karakterin annesi de kanserden ölmüştü ve bu yüzden kitapta böyle her sayfa panik atak geçiriyordum. Bu yüzden okuyamadım ve geri bıraktım. Şimdi geri döneceğim diye okuyacağım. Gerçekten yanlış zamanın tarihi yani. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an.
İlk defa speechless'ım. Agatha Christie'nin bir kitabı vardı. Beklenmeyen misafir mi? Öyle bir şey. O çok yanlış bir dönemde okumuştum onu. Yani. Arkadaşlar son harfimizdeyiz. Z harfine de zamansız bir yazar yazdım. Yani ne zaman okusak beğeniriz. Aynen öyle. Ama. Yani senin için ne zaman okusan beğenirsin ya da insanlık için mesela. Ne zaman... Rick Riordan. Evet. Benim için Tolkien de bunlardan birisi. Virginia Woolf. Ben şöyle anladım aslında bu arada. Hani klasik gibi aslında. Dönemsiz. Aynen. Tolkien de işte fantastiğin kurucusu gibi bir şey yani. Evet doğru. Bence de Brandon Sanderson buna girer. Kesinlikle. Rick Riordan girer bence. Patrick Rothfuss da girer idi. Bütün sayıda. George R. R. Martin de olur. Benim için sadece spesifik olarak Marissa Mayer. Evet, o da olur bu arada. Ama her seriyi olmayabilir. Ya mesela Gilded değil. Ben Gilded okumadım. Kesin severim. Güzeldi ama zamansız kitaplar gibi hissettirmedi. Ama mesela Aygünlükleri serisi zamansız olabilir. Her zaman, her yaşta okumak sevebileceğim bir şey. Bence Madeline Miller da zamansız. Evet. Buna da katıldım. Keşke doğru, daha çok kitap yazsa ya. Madeline Miller. Zaman oluyordur yazmış. Çok öyle zaten. Evet, 5 sene falan yazıyor bir kitabı. Benim için Virginia Woolf bu arada. Evet, yani, doğru. İnsanlıkla alakalı konular üzerine yazan insan yazarların ölümsüz olacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü o insanlık yaşadıkça onlar hiç değişmeyecek. Ve Shakespeare falan da girer ama çok eski artık. Ya zaten bunlar zamansız bir yazar ve bu kanıtlanmış bir şey bence bunun adı. Evet. Ama mesela Madeline Miller de geleceğin bir klasik yazar olabilir. Evet. Kesinlikle Madeline Miller öyle. Evet. Burada Susan Collins de olabilir. Bence evet, kesinlikle var. Kesinlikle geleceğin klasiği. Ben o kadın tipini hiç görmedim. Sarışın. Bu kadardı. Bitirdik mi? Bitti. Bu videonun hepsini nasıl yapacağımı hiçbir fikrim yok. Bu videodaki enerjimiz düşük olduğu için kusura bakmayın bu arada. Gerçekten çok video çektik ve saatlerce sürekli konuşuyoruz. Sonlara doğru... Enerjiniz bayağı düştü. Ben esnemeye falan başladım. Uyuyor burada böyle. Özür dileriz. Zaten video başından beri yok. Hepimiz part olduğumuz için. Bence böyle enerjim düşük olsa... Düşük olsa bile bu sohbet ortamını ben çok seviyorum. Bence de ben seviyorum. Biraz bence sakin bir videoydu. Evet. Bence güzel yani. O zaman kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde tüm bu ekibin YouTube kanallarını falan linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Buraya kadar izledilerse bir emoji bıraksınlar. Evet, buraya kadar izlediyseniz... Taç emoji. Buraya kadar izlediyseniz aşağıda taç emojisi bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için ve kitapları okuyun. Bir sonraki videoda görüşelim. Bye. Bye. Şimdi Dalı'yı ıhlamur içireceğiz.